Merhaba arkadaşlar, Şahin Naci Şair, Şair Sigorta'nın sahibi arkadaşa bugün de kasko sigortası hakkında soru soracağız. Kasko sigortasının detaylarını bize açıklayacak. Merhabalar, kasko sigortası bugünkü konumuz. Kasko sigortası aracın kendisini konu alan bir sigortadır. Yani siz kullandığınız araca kasko sigortası yapmışsanız, bu araçta yaptığınız herhangi bir kazada araca gelen zararı öder. Ana teminat budur. Yani genişletilmiş kasko teminatı olarak motosikletin veya arabanın kendisini sigortalayan bir poliçedir. Ek teminatları da olabiliyor kasko sigortasının. Bu karşı tarafa verdiğiniz hasarı da ödeyen bir teminat koyulabilir. Ama bu öncelikle trafik sigortası devreye giriyor ve onun üstüne gelen kısmı, yani yetmediği durumlarda kasko sigortasının da karşı tarafı ödeyen teminatları oluyor. Biz motosiklet sigortasında özellikle geniş teminatlar oluşturduk ve ek teminatlar olarak motosikletin başına gelebilecek herhangi bir şeyi veya sizin atlayacağınız herhangi bir şeyi de teminatın içerisine katmaya çalıştık. Mesela en önemli konulardan birisi de motosikletin üzerinde anahtar bırakılması. Bunu herkes yapıyor aşağı yukarı bir dönem. Dolayısıyla bu esnada motosiklet çalınırsa bunu ödüyor. Yani hırsızlık motosiklet kasko poliçesinin ana teminatı. Hırsızlık, yani birisinin aracı çalması, anahtarla veya anahtarsız bulunduğu yerden kaldırarak götürmesi. Burada dikkat etmeniz gereken husus, bazı poliçelerde hırsızlığı, özellikle motosiklet sigortasında hırsızlığı kısıtlamış olabilirler. Bu da çok fark edilmeyen bir durum. Yani ilk soracağınız soru, hırsızlık tam olarak teminata dahil. Diğer teminatlar, işte çarpma, yanma, yakılma, devrilme gibi teminatlar vardır kasko sigortasında. Hatta genişletilmiş kasko sigortasında haşerelerin verdiği zararı bile öder. Yani fare veya başka bir şeyin aracınıza verdiği zararı bile öder. Dolayısıyla bu trafik sigortasına göre biraz daha pahalı olan bir sigortadır. Ama gereklidir. Yani motosiklet bugün artık büyük bir değer. 150-300 bin liraya giden motosikletler var. Dolayısıyla kasko sigortasıyla bunun değerini korumuş olabilirsiniz. Hasarsızlık indirimi önemlidir. Yani bir sonraki sene eğer hiç hasar yapmamışsanız %60'a varan indirimler elde edebilirsiniz. O yüzden poliçenizi böyle ben bu sene 1000 lira ödedim, onu mutlaka çıkarayım diye düşünmeyip mümkün mertebe hasarsızlığını koruyup bir dahaki sene de hasarsızlığıyla daha uygun bir para olarak, prim olarak ödemeye devam edebilirsiniz. Çünkü bugün motosiklet sigortasında hırsızlık çok büyük bir risk. Bu bir sektör haline geçti, geldi. Çünkü insanlar, yani bununla geçinen insanlar türemeye başladı. İkinci el parça ticareti çok gelişti. Bu vesileyle motosikletinizi korumanız gerekiyor artık. Yani sigorta yapsanız bile bunu bir güven altına almanız, gözünüzden ayırmamanız gerekiyor. Hırsızlık konusunda dikkatli olmanızı özellikle öneriyorum. Hele bu son zamanlarda. Çarpma gibi durumlarda, yani bir kaza durumunda motosiklet zaptını tutarken doğru tutmaya çalışın. Bunun için ayrıca bir video hazırlanabilir. Yani zabıt nasıl tutulur konusunda bir video hazırlanabilir. Veya bize danışarak bu konuda bilgilenebilirsiniz. Kasko sigortası böyle bir sigorta. Teşekkürler.